Geldim. Merhaba usta, tamam. Hoş geldin. Kim heratınız? Merhaba usta. Hoş geldiniz. Felaketin 12. günündeyiz. Maalesef büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Halkımız karşı karşıya kaldı. Sadece yaptığımız araştırmada Adıyaman gibi bir yerde on binlerce insan yaşamını yitirdi. Ve biz daha önce buraya geldiğimizde bir tek insan yoktu. Bu enkazlarla ilgili, yaşamını yitirenlerle ilgili, enkazın altında kalan insanları çıkarmaya yönelik bir tek çalışma yoktu. Ama şu gerçeği de gördük, halkımız sadece Kürtler değil, Türkiye'nin her yerinden insanlar buralara koştular, yardım elini uzattılar, bir şeyler yapmaya çalıştılar. Özellikle sivil toplum örgütlerimiz, sol siyasi partilerimiz, HDP birinci günde her yere yetişmeye çalıştı. Ama tabii ki devletin yardımcı olmadığı, devletin sivil toplum örgütlerini, muhalif partileri engellemeye çalıştığı bir durumla karşı karşıya kaldık. Yani insanlarımız canları kurtarmak için çaba gösterirken devlet bu çalışmaları engellemeye yönelik girişimlerde bulundu. Halen bu girişimler devam ediyor. Oraya bile bir kayyum atadılar. Bugün buralarda da arkadaşlarımıza zorluklar çıkarıyorlar. Köylere ulaşmak istiyoruz. Engellemeye çalışıyorlar. Giden yardımlara el koyuyorlar. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ama felaketin büyüklüğünü biz biliyoruz. İktidarın yarattığı felaket bu depremin felaketinden daha büyüktü. Bir iktidar, bir hükümet günlerce duyarsız kalıyor. Günlerce koordinasyon olmadığı için yapacağı bir şey yok. Tek adamdan talimat beklediği için birçok kurum çalışmalarını durdurdu. İşte bu felaket en büyük felaketti. Evet, onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz gece gündüz halkımızla birlikte imkanlarımız nispetinde her yere ulaşmaya çalıştık. Partimiz sadece Adıyaman'da değil, Pazarcık'ta, Maraş'ta, Elbistan'da, Hatay'da, Gaziantep'te ve sivil toplum örgütleriyle beraber, duyarlı demokrat insanlarla beraber, akademisyenlerle beraber bugün büyük bir çabanın içindeyiz. Evet, tekrar şunu ifade etmek istiyoruz. Bir söz var: ateşin düştüğü yerde etrafını yakar. Ama hepimiz o ateşin, o sıcaklığın, o acının kendi içimizde hissediyoruz. Bunu bilmenizi istiyoruz. İktidar enkaz altından insanlarımızı, Adıyamanlıları çıkaramadı. Yardım ekiplerini gönderemedi. Göndermedi daha doğrusu. Çadırları göndermedi. İnsanları, enkazdan kurtulanları da açlığa, susuzluğa ve soğuğa mahkum etti. Biz ilk günden itibaren parti olarak bulunduğumuz her yerde, depremin yaşandığı her ile doğru yardım eli uzatmak için, ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olduk. Ve yani ilk andan itibaren depremin yaşandığı her kentteydik. Her yerde de oradaki gönüllü arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı yürüttük. Aynı zamanda Diyarbakır Çınar Belediye Başkanlığımızın bir aşevi var burada, sıcak yemek yapıyor. Şunu düşünün, bizim
50'yi aşkın belediyemizden elimizde kalan sadece kayyum atanmayan 6 belediyemiz var ve bu 6 belediyemizde depremzedelere yardım ulaştırmak, en azından sıcak bir çorba ulaştırabilmek için ilk günden itibaren seferberdi. Bütün belediyelerimiz bizde olsaydı biz şimdiye çoktan depremzedelerin, deprem felaketini yaşamış halkımızın yaralarını sarmıştık. İktidarın bu yaraları sarmadığını, iktidarın bu yaraları sarmayacağını maalesef bizler 12 gündür çok açık bir şekilde gördük ve deneyimledik. Yetmiyormuş gibi bir de yardımseverlerin, gönüllülerin yardımlarını engellemeye çalışıyor. Yani aslında enkazın altında, enkazın üzerinde tepinmeye, yeni enkazlar yaratmaya çalışan bir iktidar var. Biz bir kez daha Adıyaman'dan da söylüyoruz. Halkların Demokratik Partisi olarak yine kriz koordinasyonlarımız, Demokratik Toplum Kongresi, Halkların Demokratik Kongresi, DBP bütün bileşenlerimizle, bütün kongrelerimizle, bütün il ve ilçe örgütlerimizle, dost partilerimizle, yol arkadaşlarımızla ve daha önemlisi Türkiye toplumunda vicdan sahibi insanlarla, vicdan sahibi gönüllülerle depremin yaşandığı yerlerde dayanışmak için sahadaydık ve sahada olmaya devam edeceğiz. Tüm halk olarak sinirimizde olacağız. Birlikte zaten başaracağız. Biz yalnız başımıza değil, sizinle beraber başlıyoruz.